Evet arkadaşlar, Biyosentez kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size organik bileşiklerin özelliklerini, dehidrasyonu, hidrolizi genel anlamıyla anlatmaya çalışacağım. Hiç ara vermeden başlayalım. Organik bileşikler nedir arkadaşlar? Organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenebilir. İnorganik bileşikler neydi arkadaşlar? Canlılar tarafından sentezlenemeyen dışarıdan alınanlardı. Ve organik bileşiklerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen üçü de birlikte bulunmak zorunda. En fazla iki tanesi birlikte bulunduğunda ne diyorduk biz? İnorganik bileşik adını veriyorduk. Organik bileşikler sindirilebilirler. Yani kelime anlamına baktığımızda parçalana bilme özelliğine sahip arkadaşlar parçalandıktan sonra hücre zarından geçebiliyorlar. Hepsinin aşağı yukarı tabi hepsinin demek de doğru olmaz. Birçoğunun yapı taşı var diyelim arkadaşlar. Yapı taşları bir araya gelerek o organik bileşiği bize veriyor. Peki monomerler hücre zarından geçebilir mi? Evet monomer yani küçük maddeler hücre zarından geçebilecek büyüktedirler ve organik bileşikler enerji verir. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Burada söylediğimiz özellikler genel özellikleri. Bunun altını çizmek istiyorum. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici özellikleri de yine organik bileşiklerin bulunmakta. Peki kim bu organik bileşikler? Bu organik bileşikler şunlar arkadaşlar. Karbonhidratlar ki formülleri vardı bunların. CN, H2N, ON olarak. Proteinler, vitaminler, nükleik asitler, lipitler ki namı değer kimdir? Yağlar, Enzimler, ATP ve hormonlar. Bu gördüğünüz 8 adet madde bize organik bileşiklerin tamamını vermekte. Peki Organik bileşiklerin genel özelliklerine ve görevlerine baktığımızda aslında kim hangi işi üstleniyor e, tam olarak bu tabloda bunu görmektesiniz. Şimdi enerji vericidir dedik biz organik bileşikler için ama bakın enerji verenleri kimmiş sadece? Karbonhidrat, yağ ve protein. Yani biz 8 tane saymıştık. Vitamindir, e, enzimdir, işte ATP'dir, nükleik asittir vesaire. Ama bunların içerisinde sadece 3 enerji verici olarak kullanılıyor. Ama yapıcı onarıcıdır da dedik. Bakın yapıcı onarıcılara K karbonhidrat, yağ ve proteinler yapıcı ve onarıcı olarak bulunmakta. Peki düzenleyici olanları hangisi? Proteinler, yağlar, vitaminler, hormonlar ve enzimler. Buraya bir dipnot düşmek istiyorum. Karbonhidrat neden yok? Çünkü karbonhidratların düzenleyici özelliği bulunmamakta arkadaşlar. Bakın bunu sakın unutmuyoruz. Karbonhidratlar kesinlikle düzenleyici değildir. Ve yönetici molekül olan nükleik asitler kim bu nükleik asitlerimiz aslında kelime anlamını tam olarak açarsak bize bahsettiği şey nedir? DNA ve RNA'dır. Peki bakalım bize bir unutumuzda ne diyor arkadaşlar? Şimdi açsınız ve açlık anında siz enerji tüketeceksiniz ve ilk tüketeceğiniz enerji karbonhidrattır arkadaşlar. Bakın sorularda genelde size şu şekilde bir tablo çıkacaktır. Elimden geldiğince e, sorularda çıkan tüm tabloları sizlere vermeye çalışıyorum. Bakın size şu şekilde bir tablo verecektir. Ve bu tablonun eğrilerine ben baktığımda arkadaşlar ilk olarak azalan bir tanesi vardır. Ya yani direkt kafadan azalır. İşte bu kafadan azalan kimse arkadaşlar? Karbonhidrattır. İlk zaman diliminde azalır. Karbonhidrat burası. Daha sonra bakın yavaş yavaş gelip daha sonra ikinci kısımda azalan kimdir? İşte enerji e, elde etme açlık durumuna baktığımızda daha sonra yağlardır ve en son yapıya en fazla katıldığı için azalan kim olacaktır protein olacaktır. Bu tarz grafikleri unutmamanızı ve dikkat etmenizi rica ediyorum. Tekrar bakalım ilk önce azalan karbonhidrat daha sonra ikinci zaman diliminde azalan kim bakın yağ ve en son artık yağlar bittikten sonra azalma seyri gösteren kim arkadaşlar proteinler sakın olarak unut kesin olarak unutmuyoruz. Peki bu karbonhidratların, yağların ve proteinlerin içerisinde enerji verim sırası yani enerjiyi elde ettiğimizde en çok hangisinden enerji elde ediyoruz? Yağlardan arkadaşlar. En fazla enerji yağlardan, elde edilir. Daha sonra proteinlerden, en son ise karbonhidratlardan. Peki neden açlık durumunda o zaman biz karbonhidratları kullanıyoruz? Çünkü yağların parçalanması ve proteinlerin parçalanması zor olduğu için karbonhidratlar onlara göre daha kolay parçalanabilmekte. Peki bu üçünün arasında hani yapıya katılıyorlar, yapıcı onarıcı dedik ki biz. Bu üçünün arasında yapıya katılan en fazla proteinlerdir. Yani canlı yapısında bulunan, en fazla bulunan organik bileşik denildiğinde aklınıza gelmesi gereken protein arkadaşlar. Bir sonrakine baktığımızda yağ ve en son ise karbonhidratlar sıranın son kısmında. Evet sürekli söylüyoruz monomer, 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 monomer. Kim bu monomer? Monomer kim arkadaşlar? Küçük ve anlamlı ve hatta hücre zarından geçebilen bileşikler. Bakın hem küçük olacak hem anlamlı olacak hem de hücre zarından geçebilecek. Küçük ve anlamlı bir şey söyleyin hocam. Küçük ve anlamlı bir şeyi bakın şu an sizin için yazıyorum aminosit. Küçük ve anlamlı bir şey söyleyin hocam. Hemen söylüyorum bakın. Glikoz küçük ve anlamlı başka bir şey. Mesela galaktoz. Yani birleştiğinde ya da başkasıyla birleştiğinde anlamlı başka bir büyük bileşiği vermesi lazım. Anlamlı bileşikleri biz küve küçük olanlarını monomer deyip hücre zarından da direkt geçirebiliyoruz. Polimer. Aynı ya da özdeş monomerlerin bir araya gelmesinden oluşur. Aynı ya da özdeş ne hocam? Mesela biraz önce size monomer madde yazmıştım. Hangisiydi onu monomer madde? Amino asitti. Bakın en kadar amino asitler bir araya gelir ve ne oluşur? Protein meydana gelir. İşte protein buradaki benim için nedir? Polimer maddedir. Yani belli bir bağ ile bağ kurarak arkadaşlar ve bir araya gelerek polimer maddeler oluşur. Ve polimer maddeler monomerler gibi hücrelerinden geçemezler. Neden? Çünkü parçalandıktan sonra geçebilme özelliğine sahipler. Ve dehidrasyon sürekli karşınıza çıkacak. Bundan sonra aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimesidir, hangisi değildir, nasıldır falan filan diyor. Böyle bir sürü soru gelecek. Ben size şunu söyleyeyim. Bu işi burada bitiriyorsunuz. Yani tek seferde anlayacağınızı inanıyorum. Sadece sizden ricam özelliklerine hakim olmanız. Eğer özelliklere hakimseniz bu iş tamamdır. Şimdi dehidrasyon nedir? Monomerden bahsetmiştik. Küçük anlamlı bileşiklerdi. Şimdi bu küçük anlamlı bileşikler arkadaşlar bir araya gelirler ve polimerleri bir e, oluştururlar. Yani büyük anlamlı bileşikleri. Peki polimerlerden başka bir şey de var mı? Var. Su. Bakın küçük moleküller polimerleri yani monomerlerden polimer artı su açığa çıkmışsa bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Tekrar ediyorum eğer su çıkışı varsa bu bir dehidrasyon tepkimesidir. İstisnam var mı benim? Tabii ki istisnam var. Onu az sonra vereceğim. Şimdi devam edelim arkadaşlar dehidrasyon tepkimelerinde bağ sayısı kadar su açığa çıkar. Peki nedir bu bağ sayısı? Bağ sayısı şu. Biraz önce biz size neyden bahsetmiştik? Monomerlerden bahsetmiştik. Hatırladınız mı? İşte arkadaşlar o monomerler kimler? İşte amino asit olabilir, glikoz olabilir, galaktoz olabilir, fruktoz olabilir. Bu monomerlerin bir araya gelmesiyle polimer oluşur. Fakat bu monomerler nasıl oluşuyor arkadaşlar? Tabii ki de su açığa çıkarak meydana gelecekler. Sakın unutmuyoruz. Ayrıca dehidrasyon tepkimelerinde ATP harcanır. Yani sizin karşınızda bir dehidrasyon tepkimesi varsa burada ATP ne olacaktır? Zamanla azalan konumunda kesinlikle olacaktır ve dehidrasyon tepkimeleri sadece hücre içinde gerçekleşir. Tekrar ediyorum. Dehidrasyon tepkimeleri sadece hücre içerisinde gerçekleşir. Onun dışında gerçekleşme durumu yok arkadaşlar. Ve anabolik tepkimedir. Evet dehidrasyon tepkimeleri aslında bir anabolik tepkimedir ama benim bir istisnam var tabii ki de. Mesela bakın karbondioksit artı su. Bana neyi verecek? Glikoz artı Oksijeni verecek. Bakın şu an sizin ekranınıza yansıyan ve ekranınızda gördüğünüz şey bir fotosentez tepkimesi. Fakat biz dehidrasyonda ne açığa çıkar demiştik? Su açığa çıkar demiştik. Bakın bu fotosentez tepkimesi bir anabolik tepkimedir. Ama bu bir e, dehidrasyon tepkimesi değildir. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Her dehidrasyon tepkimesi anaboliktir. Fakat her anabolik tepkime dehidrasyon tepkimesi değildir arkadaşlar. Geldik hidrolize. De, dehidrasyonun tam tersi. Biraz önce ben proteinleri oluşturmuştum ya. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Oluşturduğum proteini parçalama işlemini gerçekleştireceğim. Peki bunu ne ile parçalayacağım? Biraz önce dehidrasyondayken ne olmuştu arkadaşlar? Su açığa çıkmıştı öyle değil mi? İşte şimdi ne olacak biliyor musunuz? Su ile parçalayacağız. Tekrar ediyorum. Şimdi ne mi olacak arkadaşlar? Suyla. Ben az evvel proteini oluşturmuştum. Bakın şimdi ben bu proteini suyla parçalıyorum ve karşılığında ne açığa çıkarıyorum? Amino asit açığa çıkarılmasını sağlıyorum. İşte bu parçalama olayına ve suyun azaldığı, hatta suyun kullanıldığı tepkimeleri biz hidroliz tepkimesi diyoruz. Hidroliz tepkimelerine baktığımızda dehidrasyonun tam tersi olarak olaylar gerçekleşiyor. Yani burada artık ATP harcanmıyor. Bir hidroliz tepkimesine ait ATP denk e, grafiği çizeceksek ATP ne olacaktır? Normal seyrinde zamanla devam edecektir. ATP harcanmayı bırakın. Hidroliz tepkimelerinde ATP üretilmesi gibi bir durumda söz konusu değildir. Dehidrasyonda neydi? Sadece hücre içinde gerçekleşebiliyordu. Ama arkadaşlar hidrolizde hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Hidroliz tepkimeleri katolik tepkimelerdir. Bunun da istisnası var mı? Tabii ki var. Ne biliyor musunuz? Solunum. Yani siz glikozu oksijenle parçaladığınızda sonunda karbondioksit artı ne çıkacaktır? Su açığa çıkacaktır arkadaşlar. Bakın biz hidroliz tepkimesini parçalamayı neyle yapmıştık? Suyla. Ama bakın buradaki parçalama neyle oldu? Oksijenle. O yüzden her katabolik tepkime hidroliz değildir ama her hidroliz tepkimesi kataboliktir arkadaşlar. Bazal metabolizma diye bir olay var ve soru bankalarında çok fazla karşınıza çıkıyor. Peki bazal metabolizma ne? Bazal metabolizma şu arkadaşlar, şimdi yemek yediniz ve üzerinden tam 12 saatlik bir süre geçecek. Ve bu 12 saat süre geçtiği zaman tam dinlenme halinde olacaksınız. Yani hareket halinde değil normal bir dinlenme halinde olacaksınız. Ve oda sıcaklığında hayatsal faaliyetler için minimum harcanan enerji, gerekli olan enerji daha doğrusu harcanandan ziyade. Tekrar edelim 12 saat sonra yemek yedikten 12 saat sonra tam dinlenme halinde oda sıcaklığında Normal hayatsal faaliyetleriniz için gerekli olan ben enerji miktarına ne diyorum? Bazal metabolizma diyorum. Tabi bazal metabolizma cinsiyete göre bile farklılık göstermekte arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayalım. Yani cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Yaşa göre farklılık gösteriyor. Çevreye göre, yaşam şartlarına göre farklılık gösterebiliyor. Evet aslında bu konuya şöyle bir dışarıdan baktığımızda bence en önemli ve en anlaşılır yer burasının olması lazım. Neden? Şimdi bu biyonotta arkadaşlar size vermek istediğim şey neydi? Hidroliz, dehidrasyon, işte solunum, fotosentez. Çünkü istisnalarım vardı benim. Şimdi bakın arkadaşlar polimer bir maddem var. Yani anlamlı kompleks bir bileşim. Polimer madde bakın monomere dönüşmüş gördünüz. Peki bu monomere dönüşmesiyle alakalı ne olmuş olabilir? Yani başından ne geçmişti bunun e, monomer maddeye çevrilmiştir? Başından geçen şey belli arkadaşlar. Hidroliz, yani bir yıkım tepkimesi gerçekleşmiştir ve bu polimer maddeyi hidrolize ederken su kullanılır. Sakın unutmayalım. Peki bu monomer madde, bakın inorganik maddeye çevrilmiş. Hayda, bu nasıl oluyor? Hemen söylüyoruz arkadaşlar. Bunun olmasının sebebi de hücresel solunumla gerçekleşiyor. Yani solunum tepkimesi, oksijenli ya da oksijensiz solunum. Peki bak devam edelim ring sistemine. İnorganik madde, bakın monomer maddeye çevrilmiş. Hayda bu nasıl oluyor ya? Ne mi oluyor biliyor musunuz burada? Burada fotosentez oluyor arkadaşlar. Başka olabilecek bir şey yok. Hatta denkleminde yazalım. Karbondioksit artı su ne olarak karşıya çıkacak? Glikoz artı oksijen olarak karşınıza çıkacak. Bakın monomer maddede tekrar polimerleşmiş. Burada ne mi gerçekleşiyor? Arkadaşlar dehidrasyon diye bağırdığınızı duymaktayım. Burada gerçekleşen şey ise dehidrasyondur. Evet arkadaşlar organik bileşiklerin özelliklerine gelmiş bulunmaktayız. Ee, öncelikle beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki e, videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ha son olarak pdf'i de altından almayı unutmayın. Hemen linki altına bırakacağım. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.